Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu, Sinan Oğan mı, Muharrem İnce mi? Abi Erdoğan, abi Erdoğan. İsteyen Recep'e versin, isteyen Tayyip'e versin, isteyen Erdoğan, ama ben reise vereceğim. Abi üçü de aynı. Üçü de aynı, biliyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Çünkü bıktık artık bu iktidardan. Açlık sınırı 9500, halka 7500 lira veriyor. Bu vatandaş zaten kira 6000 lira. Bu vatandaş nasıl geçinecek? Yeter artık ya, değişmeli. Üstüne başına başına sen geçinecek. Benimle tartışma. Tartışmaya girmiyorum abi. Tek tartışma. Benimle tartışma. Yani şimdi... Bir dakika, abi, bir lütfen saygılı ol. Şimdi karma ekonomi sistemi denen bir şey vardı. Vatandaş üretiyordu. Halk artık üretemez oldu. Harran Ovası İsrail'e satıldı. Karadeniz Araplara satıldı. Yalova'nın bir kısmı Araplara satıldı. Tarım arazisi denen bir şey kalmadı. Var. Üç yerde tarım arazisi var. Bir, Büyük Menderes, Küçük Menderes. Yani Didim civarlarında, Aydın civarlarında, bir de Konya Ovası var. Onun dışındakiler tamamen yabancıların elinde. Ha, şunu söyleyeyim. Neden AK Parti savunuluyor? Aydın kültürlü insanlar savunmuyor. AK Parti BİM kartı vererek cahil insanların rahat geçinmesi için bir çevre edinmiş. Savunan onlar. Abicim, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce mi, Sinan Oğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu. Ha, bir de onu deneyelim. Tamam. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Yalova kimi tercih ediyor? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Neden abi? Abi Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'dayız. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Muharrem İnce mi? Evet. Bırak. Abi İnce buralı değil mi? O Tayyip'le daha çalışıyor. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Bekle sorayım abi. Abim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Dedim ya, Kılıçdaroğlu. Siz abi? Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı abi? Nedeni yok, yeter artık, 20 yıl oldu, yeter. Abi Yalova'dayız, memleketi Muharrem İnce'nin. Ya Muharrem İnce sayesinde bir oyun oran açtı karşısında. Sağ olun. Size soralım beyefendi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kılıçdaroğlu. Biraz da onu denemek lazım, artık ödeğinden bıktık yani. 20 senedir küfür, hakaretler, televizyonlara yıldık artık. Bir de yorulduk, bir de değişimle şart yani. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Tayyip Erdoğan'a, cami yık, Tayyip'i yıkma. Cami yapılır ama Tayyip bir daha gelmez. Değil mi? Aynen. Doğrusu neyse doğru doğru. Ben memnunum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kılıçdaroğlu. En başta bir kere dürüst olması yeterli. Dürüst. Namuslu bir insan. Denemek istiyoruz ya. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü sistemsel olarak bir düzen bozukluğu var bu ülkede maalesef ve ekonomik olarak çöküntü içinde olduğumuz için bu düzeni getirip ekonomiyi düzeltebilecek en iyi adayı Kılıçdaroğlu olarak görüyorum. O yüzden oyum Kılıçdaroğlu'na. Genç olarak Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Gençler kimi tercih ediyor? Vallahi şu anda hiç bilmiyorum desem yeridir. Çok takip etmiyorum açıkçası. Burada 20 gün kaldı. Ya kendi oyumu bile kime kullanacağımı bilmiyorum. O kadar net söyleyeyim. Evet şu anda. Teşekkür ederim ben de. Yalova'ya geldik. Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Dürüstlük. Birleştirici. Su kadar. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu. Sempatik. Seviyoruz. İcraatlar olacak. Bekliyoruz. Buyurun. Aynen. Yalova'da vatandaş soruyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye. Recep Tayyip Erdoğan. Dünya lideri. Dünyanın lideridir. Tayyip'ten vazgeçmek yok. Durmak yok, yola devam. Ben de Tayyip. Siz de mi durmuyorsunuz? Evet. Yok, hiç durma, devam diye. Şimdi gideceksiniz o zaman. Evet. Durmak yok diyorsunuz. Aynen öyle. İnşallah. Yazın bunu ya. Cenab-ı Allah. Durmak yok, yola. Ona da sor, ona da. Evet abi, siz duruyor musunuz? Aynen, yola devam abi. Yola devam AK Parti. Ondan başka kimse dolanduramaz abi. Hiçbir tane yok. Ya zaten vücutu bile kaldırmıyor ya. Vücutu bile kaldırmıyor. Ne konuştuğunu bilmiyor. Test merdivene binen ne olacak? Bize bayrak, vatan lazım. Yani iman lazım. İman olmayan adamla bir şey olmaz. Dayıcım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bilmiyorum. Dayıcım, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Bizim? Selahattin Demirtaş. Peki, dört tane aday var abim. Sinan Oğan, Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Nedeni var mıdır abi? Abi AK Parti 20 senedir yeter yani, bir değişim olsun. Doğru mu? Hadi kolay gelsin. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Vallahi görünen köy kılavuz istemez. Yani bu kadar net söyleyeyim. Yani? Her şey açık ve net ortada. Açık olan
İsim nedir? Ya isim olarak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Dört tane aday var biliyorum. Ben mesela İmamoğlu'nun yanındayım. Ondan yanayım. Ama bu yandan dolayı da şöyle bir şey var. Ceza yediği için İmamoğlu çıkamıyor. Onun için biz de bekliyoruz bakalım. Daha seçime daha çok var. Şurada 25 gün kaldı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Muharrem İnce, Sinan Oğan. Dört tane de aday net. Bu saatten sonra ekse bir aday da geldi. Dört tane aday net. Evet doğru. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Ama şimdi şöyle bir şey var. Dört tane adaydan hangisi çıkacak ki? Hangisi daha liderliği baskın basacak ki? Erdoğan mı? İşte ben Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Yok ben oy kullanmayacağım abi. Yok. Yani hiçbirini desteklemiyorum. Görülen köy kılavuz istemez diyordu. Aynen. O köyü görmüyor musun? Hı? O köy uzakta demek. Uzakta. Göremiyorum. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Tayyip Erdoğan. Bilmem, bu seçimde ona oy vereceğim. Şimdiye kadar hiç vermedim, bu seçimde vereceğim. Niye? İnat için vereceğim. Kime inat? Biz yıllardır şey yaptık, bunun kötü olduğunu anlatmaya çalıştık insanlara. Bizimle yıllardır alay ettiler. İşte yok iyidir. Memleketin başına gelmeyen kalmadı. Ben de şimdi inat için vereceğim. Yalova'dayız. Vatandaşa Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Kılıçdaroğlu. Valla Kılıçdaroğlu bir kere dürüst, adaletli, vatanını seven, her bakımdan mükemmel bir insan. Aynı zamanda benim okul arkadaşım. Çok iyi bir insan. Gayet güzel bu işleri yapabilecek. Evet, Kılıçdaroğlu. Yalova'dayız, vatandaşa Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Var mı? Kılıçdaroğlu. Kim? Kılıçdaroğlu. Abi? Yeter abi. Buraya kadar. Abi Muharrem İnce'nin memleketindeyiz. Baba ne olur olsun. Muharrem İnce diyen olmadı. Muharrem İnce... Hayır Muharrem İnce bize çok oyun oynadı. Niye gittik? Çok. Muharrem İnce'yi tam başa getirdik, sattı bizi şeye. Tayyip'a. Onun için Kılıçdaroğlu'nda başkasını tanımıyoruz. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu adayımız. Kılıçdaroğlu. Neden? Temiz ve dürüst bir adam olduğu için Kılıçdaroğlu. Bu adamdan yeter artık. Erdoğan dinlenmesi lazım artık. Muharrem İnce, Sinan Oğan. Hayır. Kılıçdaroğlu en iyi aday şu anda. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz Yalovalılara. 3 tane adayım var. Evet. Recep, Tayyip, Erdoğan. Üçünden birine oy verecek. Hangisini verirsiniz abi? Evet. Bilmiyorum. Belki üçüne birine veririm. Recep, Tayyip, Erdoğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Cumhurbaşkanı adayım. Abi Tayyip'ten başka adam mı var ya? Sonuna kadar abi. Sinan Oğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu. Ya get onlar PKK ile işbirliği yaptı. Hangisiyle oy atılır mı onlara ya? Tövbe de ya. Tayyip. Tayyip. Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı. Diye kayda geçelim. Kılıçdaroğlu. Neden? Daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha iyi olur. Evet. Teşekkür ederim. Hanımefendi, Cumhurbaşkanı adayınız kimdir diye soruyoruz. Var mı adayınız? Tayyip Erdoğan. Siz hanımefendi. Ben daha kararsızım. 20 gün kaldı sizden. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? AK Parti'nin haricinde kim olursa. 3 tane aday var. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan. Sinan Oğan. Evet. Var mı nedeni? Var mı nedeni, benim fikirlerimi savunuyor. İlk Sinan Oğan diyen sizsiniz abi şu an Yalova'da. Efendim? İlk Sinan Oğan diyen de sizsiniz. Valla ben eski ülkücülerdenim. Malum ben iki dönem, mesela geçen dönemde belediye seçimlerinde referandumda şeye kullandık biz. Vefa Bey'e kullandık. Vefa Sanmacı. İlk defa CHP'ye ben oy kullandım. Peki abi, ikinci tura Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalsa? Bir ülkücü olarak Kılıçdaroğlu'na veririm. Kılıçdaroğlu'na verir misin? Evet, veririm. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Söylemezsem olur mu? Kılıçdaroğlu. Aynen. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir hanımefendi? Erdoğan. Neden Erdoğan? Beğeniyorum çünkü, seviyorum. Siz abi? Erdoğan. Memleket nere? Irak. Memnun musunuz Erdoğan'dan? Bagdad'da. Güzel Erdoğan. Tamam Erdoğan. Tamam diyorsunuz. Elhamdülillah. Şerman. Recep Tayyip Erdoğan. Abi neden? Dibi. Dibi diyorsun. Evet. Beğeniyorsun. Beğeniyorum yani, adamın gibi. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız olmazsa bu Türkiye'nin alemi ne olacak? Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Abi Cumhurbaşkanı adayı tabii ki de Tayyip Erdoğan. Abi yani 20 senedir verdiği hizmetleri görüyoruz. Bunun dışında şimdi çoğu insan diyor ki ya 20 senedir şunu yapmış bunu yapmış, daima kötü yanlarını görüyorlar. Tabii bizim insanımızın en büyük özelliklerinden biri meyve veren ağacı taşlamaktır. Bundan dolayı hani Erdoğan dışında kimsenin yönetebileceğine inanmıyorum. Şu an karşısına öyle bir aday çıkmadı. Bundan dolayı hani işte yok akım oldu, dans mans ediyorlar ama biz dansöze para takıyoruz, oy vermiyoruz. Bundan dolayı tabii ki de Erdoğan diyoruz. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu. Seviyorum. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir abi? Kim olabilir? Tayyip Erdoğan. Sizin abi? Aynen. Erdoğan. Ablam sizin var mı?
Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Ondan başkasına vermeyiz. Ecdadı gibi tarih yazıyor. O yüzden. Evet, tarih yazıyor. Aynı Tayyip Erdoğan. Yazmaya da devam ediyor. Tayyip Erdoğan. Berabersiniz. Eşim zaten. Bir aileden bir oy alıyorum. İkinizden bir oy. Neden Erdoğan abi? Yani yaptıkları ortada. Eğitimde, sağlıkta, ondan sonra ulaşımda, gençlere verdiği önemde, her şeyde. Tabii ki. Gayet memnunuz. Tabii Allah ki. Başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederiz. Abim, Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Selamun aleyküm. Arabi. 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 Okey. Okey. Arabi. Teyzem Arabi. Cumhurbaşkanı adayın kimdir? Hangi sayılısı olsun. Siz kime vereceksiniz? Kim var başımızda ona vereceğim. Erdoğan Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce. Nasıl Muharrem? Ben şeyi çaldım. Ne o? Recep Tayyip. Tayyip Erdoğan. He o. Seviyor mu? Oo, paşa o, paşa. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Erdoğan. Neden Erdoğan? Ülkenin bekası için Erdoğan. Başkan adayınız kimdir abi? Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız kimdir? Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ya çünkü Yalova için her şeyi yapar. Ben onu yani çok yani. Teşekkür. Yalova'da Cumhurbaşkanı adayını soruyoruz. Adayınız kimdi? Kılıçdaroğlu. Nedeni var mı? Hangisini sayayım ki? Hangi birini sayayım ya? Yani? Bir sürü sebep var. Tabii canım. Teşekkür. Cumhurbaşkanı adayın var mıdır abi? Cumhurbaşkanı adayım var mıdır? Çok güzel bir soru. Yani Tayyip Erdoğan harici hiç fark etmez. Gönlümüz Sinan Oğan'dan yana. Sinan Oğan'dan yana. Neden Sinan Oğan? Neden Sinan Oğan? Neden Sinan Oğan değil de neden Tayyip Erdoğan değil diyelim. Yani bu ülkeyi kim yönetse bundan daha kötüsü olamaz. Biz Milliyetçi Muvazzafakar bir kökenden geliyoruz. Bu zamana kadar hep MHP ve yani o yöndeki partileri destekledik. MHP'nin de gittiği yol belli olduğu için, başka alternatif olmadığı için Sinan Oğan. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Ya biz o gelenekten geldiğimiz için ona vermeyi düşünüyoruz. İkinci tur Erdoğan'la Kılıçdaroğlu kalsa. O zaman bakacağız. Son soruyu size soralım. Cumhurbaşkanı adayınız kimdi? Kemal Kılıçdaroğlu. Fatih Maçoğlu olsaydı o olacakmış ama Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Her şey çok güzel olacaktı ondan. Teşekkür ederim. Hadi kolay. İyi günler. Siz de yayını kapattık.